Devasa böcekleri, daha doğrusu örümcekleri, devasa örümcekleri ne diyordu arkadaşlar? Nasıl pişiririz? Giant matched birds on the left with the meanings on the right. Matched birds on the left with the meanings on the right. Soldaki kelimeleri sağdaki anlamlarıyla eşleştirin. Giant, devasa, kocaman, iyi demiş. Very large. Böyle de ifade edilebiliyor. Çok güzel. Giant aklınıza gelmezse very large diyebilirsiniz cümlede yani. Bu o anlama da geliyor. Yani ben bunu size sadece böyle klasik böyle sınav geçmeniz için test göstermiyorum. Burada çünkü bazı mantıklar var. O mantıkları kullanmanız gerekecek. Tarantula. Evet arkadaşlar. Tarantula. Evet. H'e bakıyoruz. A kind of large. Bir tür büyük. Hairy spider. Tüylü örümcek. Evet. Spice. Evet arkadaşlar. Spice. Baharat demekti, değil mi arkadaşlar? Baharat demekti. For example, black pepper. Mesela karabiber demiş. Güzel. Boil, verb yani fiil hali demek istemiş. Kaynaması, kaynamak. Neyin kaynaması? Nasıl izah eder? Fiil olarak arkadaşlar kaynamasına bir bakalım. To make water or oil, suyu veya yağı very hot and bubbling. Fokurdatmak. Suyu veya yağı çok sıcak yapmak ve fokurdatmak. Oil. Oil aklınıza oil gelmese, yağ gelmese nasıl izah ederdiniz arkadaşlar? A plant or animal fat that is used to fry food. Evet arkadaşlar bitki veya hayvanın iç yağı veya yağı diyebiliriz. Şişko tombul anlamı da var. Böyle iç yağı, yağ anlamı da var. Yiyeceği kızartmak için kullanılır. Yiyeceği kızartmak için kullanılır. Is used, kullanılmak değil mi? Pasifleştirdik. Crispy, crispy arkadaşlar çıtır anlamında. Bunu nasıl izahını yaparız? Çıtır anlamında crispy, thin, dry, easily broken, Crunchy. ince, kuru, çabucak kırılabilen yani çıtır. Crab, yengeç. Yengeci nasıl ifade ederiz arkadaşlar başka türlü? A kind of sea animal. Bir tür deniz hayvanı. With 10 legs. 10 bacaklı. Crab. Available. Available. Bakıyoruz arkadaşlar. Available. Ready to be used. Evet. Mevcut olan. Mevcut olanı şöyle. Available. Available table yani boş masa da anlamı da oluyor arkadaşlar. Yani bir yerde restoranlarda available table anlamında da kullanılabiliyor. Evet hemen bir sonraki alışmaya bakalım arkadaşlar. Use the above the words complete the sentences. Yukarıdaki cümle kelimeleri cümleleri kullanmak için kullanın. Tamamlamak için kullanın. Complete. Use the plural form. Çoğul anlamları kullanın. When necessary. Gerektiğinde. Let's boil. Hadi kaynat some water and make tea. Biraz su kaynatıp çay yapalım. Hadi biraz su kaynatıp çay yapalım. Some dinosaurs were bigger than the elephants. Bazı dinozorlar nasıl hayvanlardı? Giant animals'tı değil mi arkadaşlar? Devasaydı. Böylece fillerden daha büyüktüler. We can't watch the movie. Filmi izleyemeyiz. There are no more tickets. Daha fazla ne bilet yokmuş nasıl? Available. Mevcut. Hali hazırda mevcut. Daha fazla ne yokmuş arkadaşlar? Bilet yokmuş. These cookies aren't soft. Bu kurabiyeler yumuşak değil. O zaman kıtır kıtır anlamında, çıtır çıtır anlamında nedir? Crispy, değil mi? They are crispy. Small spiders are okay. Küçük örümcekler iyi, tamam da. But I am really afraid of. Ama harbiden de hangilerinden korkarız? Tarantulas. Tarantulalardan. Brr. I need to buy some cooking oil. Ha. Yemeklik yağ almam lazım. Niçin? Sebzeleri kızartmak için. Do you use mini when you cook? Kullanacağınız zaman kullanırken yemek pişirirken çok ne kullanır mıyız? Spices. Baharat kullanır mıyız deriz. Değil mi arkadaşlar? Spiders and look similar. Ne birlikte birbirlerine benzerdiler? But spiders don't live in the water. Fakat örümcekler suda yaşamaz. Crab. Choose any two of the above words. Yukarıdaki herhangi kelimelerden iki tane seçin and write your own sentence. Kendi cümlenizi yazın. Evet,
geçen haftanın dersi. Donanana. Değil mi arkadaşlar? True or false'a bakalım şimdi. A crooked tarantula will cost a few dollars in Cambodia. Pişmiş bir tarantula birkaç dolara mal olacaktır diyor. Doğru mu? Hayır, yanlış. You only have to pay $1, değil mi arkadaşlar? Some people are worried about large spiders. True. Some people are worried about large spiders. According to article, metne göre dedi. Şu doğru bir tanım ama metne göre olmadığı için yanlış diyoruz. False, false, değil mi arkadaşlar? Bu da yanlış. Normalde doğru bir cümle. Bazı insanlar büyük örümceklerden korkar. Doğru. Ama ben diyor, ben sana onu demiyorum ki. Ben sana according to the article. Buna dikkat edeceğiz. You should cook spiders for less than a minute. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. You should cook a spider for less than a minute. Bir örümceği bir dakikadan daha kısa bir süre ne yapmanız lazım? Pişirmeniz lazım. True. Kaç saniyeydi? 45 saniye miydi? Evet. Tarantula bodies taste better than the tarantula legs. Tarantulanın gövdesi ayaklarından daha lezzetliymiş. True. Some crabs like to eat spiders. Bazı yengeçler örümcek yemeği sever. Bunlar hiç bahsetti mi? Arkadaşlar, hayır. It is possible to learn to cook spiders on Saturday mornings. Cumartesi günleri sabahları nasıl yemek örümcek pişireceğini öğrenmek mümkün. True. Haftanın 7 günü vardı çünkü eğitim. Discuss the following question with your classmate. Evet, sınıf arkadaşlarınızla tartışın. Tartışın. Kavga değil, tartışın. Fight değil yani. Tartışmalı. Söz tartışması yapın. Takip eden sorularla beraber. Ne? Sınıf arkadaşlarınızla. Şimdi bu sınıf ve ders anlamı var. Mates, bu arkadaş şeyi oluyor. Friends gibi kullanılamıyor. Böyle ek olarak kullanılıyor ama hani daha çok öyle kullanılıyor doğrusu. Classmates, bu çok takıdır. Bayağı bir kullanılıyor. Would you like to eat a fried tarantula? Kızartılmış tarantula yemek ister misin? Neden ve neden hayır? What other unusual foods do you know about? Başka hangi sıra dışı yiyecekler hakkında bilgin sahipsin? Biliyorsun daha doğrusu. Can you think of a good name for a spider restaurant? Güzel bir örümcek restorantı düşünebilir misin? Yani aklına geliyor mu anlamında diyor. Evet, choose one of the above discussions questions. Evet, yukarıdaki arkadaşlar sorulardan hakkında bir tanesini seçin ve tartışın. Write a short paragraph to answer it. Evet, kısa bir cevap paragraph yazın. Evet arkadaşlar, bu haftalık dersimizi de burada tamamlayalım. Bir dahaki sefere başka bir metinle yine görüşmek üzere. All Things Topics'ten devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bayağı bir uzun sürecek bu topikler. Bunların sitenin hepsini arkadaşlar elimizden geldiğince çevirmeye çalışacağız. Harika bir şey olacak. Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Açıklamalardaki çalışma rehberine dikkat